Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone ol tuşuna ve beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Şimdi Photoshop'ta size göstermek istediğim böyle bir imzayı normal bir kağıda elle bir imzanızı çizdiniz ve dijital ortama aktarmak istiyorsunuz. Onu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Evet, devam ediyorum. Bakın böyle. Bunu nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Şöyle bir tane imza aldım. Bakın. Kağıda yazılmış. Şimdi öncelikle bunu yapacağım işlem. Buraya geliyorum. Curves'tan bir beyaz arka plandan yani kağıttan ayrıştıracağım. Ama ayrıştırırken bu imzayı da bozmadan yapacağım. Curves'ta böyle bakıyorum. Bakın şurada bir kağıt lekesi var. Şu şekilde yaptım. Şu an düzgün gözüküyor. Tamam. Daha sonrasında burada Channels var. Buraya tıklıyorum. Hepsi seçili. Ve burada seçme aracım var. Bakın hepsini seçti. Ama ben hepsini istemiyorum. Ters çevirip sadece İmzamın olduğu yeri istiyorum. Select'ten Inverse'e tıkladım. Bakın sadece imzayı aldı. Dış çevre çerçevesini bıraktı. Daha sonra burada Pet kısmı var. Burada bu sefer buna tıklıyorum ama benim için sanki kalemle çizilmiş gibi. Kalemle çizdiğimizde nasıl noktaları oluyor? O şekilde getirdi. Şimdi son olarak da bunun rengini değiştireceğim. Siyah kalemle mi yazdık? Kırmızı kalemle mi yazdık? Genelde imzalar böyle tükenmez kalemle oluyor. Okey diyorum. Bunları kaldırıyorum. Bakın imzam şu şekilde dijital ortama aktarılmış oldu. Şimdi bir tane arka plan yapayım. Bakın böyle. Diyelim ki şu şurada dursun. Şöyle küçük bir yere koyayım. Burada yazıların olduğunu düşünün. Bakın. Burada yazıların olduğunu düşünün. Şöyle yapalım. Bunun bir kağıt olduğunu. Yani bir yere bir şey göndermeniz gerekiyor ve imzaya ihtiyacınız var. Şöyle var olan yazıyı copy paste yaptım. Rengini değiştireyim. Siyah yapıyorum. Böyle bir yazı var. Ve altına imzanız gerekiyor. Bakın şöyle. Nerede? Şu şekilde imzayı da buraya koyduk mu? Artık dijital ortamda imzanızı bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan abone olmayı unutmayın. Web tasarım eğitimleri ve daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere.